Allahu <Sessizlik> Allah, min Şeytan Rjeem. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah <Sessizlik> Rabbil Alemin. Salat ve selam Allah Rasulü Muhammed ve Allah Aleyhi ve Sahibi. Cemaat selam Aleyküm değerli kardeşlerim. Kabir derslerimize devam ediyoruz inşallah. Tecidi Sarihten okuyorduk. Herhalde 6. mı? Artık beşinci ders oldu. Bismillahirrahmanirrahim Ve Aleyhi Salat ve Selam. An عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له اتدعوا امواتا فقال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون الترجمة Abdullah ibn Ömer radıyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ehli kalibi ki Bedir'de maktul olan yani katledilen Ruesai Kureyş'in, Kureyş e, müşriklerinin ki e, 20 küsür Kureyş'in büyük müşriki katledilmiş. E, Mekke size ciğer parilerini gönderdi diye daha öncesinden Efendimiz bunu ihbar etmişti. Bedir'de maktul olan Ruesai Kureyş'in harp meydanında serilen laşeleridir, leşleridir. Müşahede buyurdukta bunlara nasıl Rabbinizin vaat ettiği azabı cezayı hak buldunuz mu diye hitap etmiştir. Yani onların o Bedir'de atıldığı Bedir kuyularına gidiyor. Farklı rivayetler var. Birkaç gün sonra gittiğini söyleyen rivayetler var. Veya o anda söylediğini diyen rivayetler var. Bedur kuyularının başına gidiyor ve onlara, Kureyş müşriklerine, Esai Kureyş'e, Kureyş'in reislerine, Bedir'de katil edilen, nasıl Rabbinizin vaat ettiği azabı cezayı, azabı cezayı karşılığı buldunuz mu diye hitap etmişti. Ömer İbnül Hattab radıyallahu an Ya Resulallah, bu duygusuz cifelere, leşlere mi hitap ediyorsunuz denildikte, de. Resul-i Ekrem, yani Hazreti Ömer diyor ki Ya Resulallah, yani bu ölmüş leşlere mi sen bunu söylüyorsun. Hani onlar seni duyuyorlar mı ki manasında? Onlara mı hitap ediyorsun denildiği zaman Hz. Ömer tarafından Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a diyor ki Efendimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam siz bunlardan daha fazla işitir değilsiniz. Yani onlar elbette işitiyor. Hatta sizden bile çok işitebilir. Siz onlardan fazla işitiyor değilsiniz. Fakat bunlar cevap veremezler. bu. Yani işitiyorlar, anlıyorlar sevgili kardeşlerim. Ama cevap veremiyorlar. Demek ki orada bir kabir hayatı var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın azabı cezayı buldunuz mu? Hak ettiğiniz azabı cezayı buldunuz mu? Derken de yani orada bir e, kabir hayatı ve azabı olduğunu buradan anlıyoruz. Fakat onlar işitir ama cevap veremez buyurdu. Raviler rivayetler. Buhari bu hadisi burada Hafs İbni Ömer'den rivayet ediyor. Yine cenaze bahsinde Mindar'dan bir rivayeti vardır. Kitabı tefsirde de Ebul Velid'den rivayet edilmiştir. Müslim sıfatı nar bahsinde yani ateşin sıfatları, özellikleri bahsinde bunu nakletmiş. Ebu Davud kitabı sünen, sünnette, Tirmizi tefsirde, Nesai cenaze ile tefsir bahislerinde, i̇bn Mace de zühdde ve bunların kafesi bindardan tahriç etmişlerdir. Bu hadis de azabı kabir hakikatına dair açılan baba mensuttur. Yani bu kadar sahabeden, bu kadar hadis imamı sevgili kardeşlerim bunu nakletmiş. Kafesi Bindar'dan bunu tahriç etmişler. Bu hadiste azab-ı kabir hakikatine dair açılan baba mensuptur. Yani e, yine kabir azabı ile alakalı bir konu açıldığında bu hadis orada da e, zikrediliyor. Yani e, cenaze bahsinde alanlar var tabi. Hani ölülerin defnedilmesi hali noktasında. Mesela Müslim e, e, kitabı tefsirde Ebu Velid Müslim sıfat ateşin özellikleri bahsinde bunu aktarmış. Ebu Davud kitabı sünnette, Tirmizi tefsirde, Nesai cenaze ile yine tefsir bahislerinde, İbn-i Macide Züht'te ve bunların kafesi Bindar'dan tarihçi etmiş ve hepsi de bunların kabir azabına delil olarak bu hadis-i şerifi gördüklerini ifade etmişler. Kalip taşla örülmemiş ve kırlarda sahipsiz bırakılmış eski kuyulara ıtlak olunur. Yani hadisteki kelimelere veriyor müellif. Toprağa kalp ve naklettiği için bu kuyu çukurlarına kalip denilmiştir. Hadiste zikredilen bu kalibin Bedir'de olduğu ve ehli kalibin isimleri Müslim'in Enes bin Malik'ten vaki olan bir rivayetinde tasrih edildiği, açıkça zikredildiği bildirilmiş. Bu rivayete göre Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de düşman ölülerini üç gün hali üzere bırakmış. Sonra gelip bu ölülerin yanında durarak Ey Ebu Cehil İbni Hişam, Ey Ümeyye İbni Halef, Ey Utbe İbni Rebi'a, Ey Şeybe İbni Rebi'a, Rabbinizin vaat ettiği azabı hak buldunuz değil mi? Yani Rabbinizin size vaat etmiş olduğu gerçek azaba kavuştunuz değil mi? Muhakkak ki ben Rabbimin bana vaat ettiği zafer ve galibiyeti hak buldum diye nida etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini Ömer radıyallahu anh işitince ya Resulallah bunlar sizin sözlerinizi nasıl işitirler, nasıl cevap verirler, bunlar birer cife, leş haline gelmişlerdir demişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona cevaben hayatım yedi kudretinde, kudret elinde olan Cenabı Hakk'a yemin ederim ki siz benim sözlerimi bunlardan daha fazla işitir değilsiniz. Bunlar da sizin gibi işitirler lakin onlar cevap vermeye kadir olamazlar diyor. Sonra Resul-i Ekrem'in emriyle bu laşeler sürüklenip Bedir'in çör kuyusuna atıldı. Evet bu hadis-i şerifin medar içtihat olan noktası siz bunlardan fazla duymazsınız fıkrasıdır. Bu fıkra vazıhan delalet eder ki öldükten sonra berzah alemi diye anılan bir kabir hayatı vardır. Bu açık sevgili kardeşlerim. Azaba müstahak olanların orada azap olunacağı da nedir? Muhakkaktır. Evet gene 674 numaralı Buhari rivayetinin şerhinde teciz sahibi. Bundan da aynı bahisten gene tekrar bahsediyor, ele alıyor. Birbiriyle alakalı olduğu için ondan devam edelim sevgili kardeşlerim. Aynı noktalara tekrarları geçeriz. An Aişe radıyallahu anha, "Kâlet innemâ kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem innehum le'alemûn el-âne ennemâ kuntu ekûlu lehum hakkun ve kad Teâlâ inneke lâ tusmi'ul mevtâ." Evet, Aişe radıyallahu anha'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir maktulleri işitir demedi. Belki bu ölüler kendilerine söylemekte bulunduğum sözümün hak ve doğru olduğunu şimdi bilir buyurdu. Nasıl ki Allahu Teala da "Habibim sözünü ölülere duyuramazsın." buyurmuştu. Şimdi böyle bir rivayet de var. Şimdi bu rivayetin de burada kritiğini yapacak. Ee, önceki rivayetle e, hangi ve ne noktalarda e, uyduğunu ya da hangi noktalarda uymadığını e, bunun şöyle özetini veririm sevgili kardeşlerim. Eee Ne evet, devam edelim. Bu hadis de Buhari'nin kabir azabı hakikatına dair hadisleri ihtiva eden bir babına mensuptur. O babda zikredilmiş. Yani Buhari bunları bu hadis-i şerifi de yine yani Hz. Ayşe'nin direkt naklettiği hadis-i şerif böyle ama Buhari bunu yine kabir azabına delil olan hadisler sırasında zikretmiş. Peki nasıl yapmış bunu? Hadisin bu ünvanına mutabakat noktası da artık bu Bedir maktulleri kendilerine tebliğ ede geldiğin İslam'ın hakikatlerine ne kadar doğru olduğunu şimdi bilir ve anlarlar buyurulmuş olmasıdır. Şu kadar ki Hz. Ayşe'nin radıyallahu anh'a bu hadisiyle Abdullah İbni Ömer'in bundan evvelki rivayeti arasında bir tearuz görülebilir. İbni Ömer Bedir maktullerinin e, hitab-ı nebiyi işittiklerini rivayet ediyordu. Hz. Ayşe bilirler buyurdu diyor. Yani işittiler Oradaki işittileri bir yani hakkı işitmiştirler şimdi. Hani bilmiştirler manasında Hazreti Ayşe söylüyor ve İbni Ömer'in rivayetini reddetmiş gibi görüyor ve müddahasını Habib'in sözünü ölülere duyuramazsın kavli şerifiyle yani bu e, ayetle yani delillendiriyor teyit ediyor. Fakat cumhur ulema Hazreti Ayşe'nin bu rivayet ve istidlaline muhalefet edip İbn Ömer'in rivayetini kabul etmişlerdir sevgili kardeşlerim. İbn Ömer'in rivayeti burada daha doğru ve ulemanın ekserisinin hani kısmı azamının ittifakına sahip. Çünkü İbni Ömer'in rivayeti bu hadisin diğer rivayet tariklerine muvafıktır. Sonra Süheyl'in de dediği vesile Hazreti Ayşe Bedir'de bulunmamış ve bu hitabeti seniyeyi bizzat işitmemiştir. İbni Ömer ile öbür raviler ise bizzat hazır bulunup resul ü Ekrem'e bu cifelere mi hitap ediyorsunuz denildiğinde yani orada Hazreti Ayşe'nin aklına gelen şeyi diğer tarikteki sahabeler, sahabiler yani özellikle işte İbni Ömer de naklediyor. Onlar bizzat sormuş yani o soru onların da, yani Hazreti Ayşe'nin aklına gelen soru diğer sahabelerin de aklına gelmiş. Ama bizzat sorunca Efendimiz'e benim sözümü siz bunlardan ziyade işitmezsiniz buyurmasıyla beraber o şüphe zail olmuş. Buyurulduğunu doğrudan doğruya işitmişlerdir. Yine Süheyli'nin dediği veç ile cumhura göre Resul-i Ekrem'in hitabını bildikleri kabul edilince cesetlerinden cuda düşen kopuk başların bile işittiklerini kabul etmek icap eder. Çünkü hissi sem'i de mecra-i şuurdan birisidir. Ayet-i kerimeye gelince inne kala tusmu'l mevta ayet-i kerimesi Diğer bu bağlamda kullanılan ayet-i kerimelerdeki kavli şerif gibidir. Habibim sen mi sağırlara söz işittirir yahut körlere rehberlik edersin? Habibim sen mi sağırlara sözünü işittirir yahut körlere rehberlik edersin? Zuhruf suresi 40. ayette. Habibim, hayır senin tebliğatını biz işittirir, senin hidayet ve irşadını biz feyyaz ve müessir kılarız demektir aslında. İbn-i diyor ki, i̇bn Ömer'in rivayeti veçile, Resul-i Ekrem'in bu Bedir maktulleri şimdi işitiyorlar buyurmasıyla ayet-i kerimedeki mevtaya sözü işittiremesin hitabı arasında münafaat, zıtlık yok. Çünkü bu ayet-i kerimede küffar Kureyş'in söz işitir kimseler olmadığı, bunların yaşarken dahi ölüler ve hissizler, ve şuursuzlar olduğu, hissiz ve şuursuz ölülerden farkı bulunmadığı manasındadır. Belki bu kafirlerin ölüler gibi Allah'ın duyurmasıyla işitebilmeleri mümkün olduğu bildirilmiştir. Müfessirlerin bu ayeti kerimeden istifade ettikleri mana budur. ulema bu bapta Hz. Ayşe'ye muhalefet etmiş, diğer tarikler ve rivayetlere muvafık olduğu için Abdullah İbni Ömer hadisini kabul etmişlerdir. Yani orada yine yani aslında sanki perde kalkması noktasında e, kabire girdiklerinde kabire girdiklerinde hayattayken işitmeyenler daha ziyade hakkı ve hakikatı hem işitir hem görür olmuşlar manası da var. Ma mafi Resul-i Ekrem'in her iki sözü de söylemiş olmasına bir mani yoktur. Hz. Ayşe bilirler buyurduğunu hız ve rivayet etmiş. Hz. İbni Ömer de işitirler buyurulduğunu işitmiş ve rivayeti rivayet eylemiş olabilir. Bir de mevta için bilgi vasfı kabul edilince duygu vasfını da kabul etmek pekala caizdir. Ama bu işitme ister uzvi ister ruhi olsun fark etmez. El verir ki ölüde bir nevi duygu bulunduğu sabittir. Şu kadar ki şu tamim cumhurun mezhebine uymaz. Kabirde sualin bedene hulul etmek sizin yalnız ruha teveccüh ettiğini kabul edenlerin mezhebine göre belki olabilir. Halbuki şayan itimat, itimat edilen, tercih edilen asıl e, takdir edilen nokta cumhurun mezhebidir ki meyyitin kabirde ruh meal ceset. Ruhla cesedine beraber mütenaim yani nimetler, nimetlendirildiği yahut da muazzep olmasıdır. Sual ve azabın yalnız ruha tahsisi halinde kabrin bu azaba ihtisası mümkün olmaz. Kastalani. Bir tembih kabir sualı ve kabir azabı tabirlerinde maksud olan mana berzahi bir hayattır. Binale ölüm hali ister firaj ihtizarında gelip çatsın yani ister yatakta İsterse beton ve mermer bir kabir içine defnedilsin, ister firavun ve etbağı gibi denizde boğulup gark olarak balıklara lokma olsun, isterse bir yangında yanıp kür olarak eczai vücudu, bütün vücudu savrulsun, denktir, müsavidir ve ölüm her ne sebeple tahakkuk ederse etsin vücudunun eczai maddiyesi nerede bulunursa, maddi cüzleri, kısımları nerede bulunursa bulunsun, berzahi bir hayat başlayacaktır o hayatta sorulacak o neşe ile mütenaim veyahut muazzep olacaktır. Artık o hayatın başlaması ile beraber o kabirdeki mevta şahıs ya azaplandırılacak ya da nimetlendirilecek. Nerede olduğu fark etmez. Yani bir şekilde ona azabın verileceği bir cüz'ü baki sabit bırakılıp diyelim ruhuyla beraber ona azap verilecek. Bu başka diğer e, kabir azabıyla alakalı videolarımız da var sevgili kardeşlerim. Ömer radıyallahu anh'ın Resulü Ekrem bu ölüleri sizin hitabınızı işitecekler mi diye sorması bir hakikatin tevsik ve tespiti maksadına memni olsa gerektir. Yoksa Hazreti Ömer gönlünde bir şüphe uyanmış da onu izale etmek için sormuş değildir. Belki ilk baştaki gibi Hazreti Ali'nin pardon Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'ın aklına gelebilir diye diğer insanların da o kısmı vuzuğa kavuşturmak için Hazreti Ömer bunu sormuş sevgili kardeşlerim. i̇yi ki de sormuş ve bu şekilde e, onunla alakalı gelebilecek şüpheler izale edilmiş. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel hakim ve ahiru davana inelhamdülillah rabbil